biraz görmemezlikten geliyor. Hani onu bekliyorum, ne yapacak, ne yapacak. Peki, teşekkür ederim. Başka var mı? Son meseleyiz. Ders çalışmalarına nasıl teşekkürüyoruz? Kaç yaşında? 15. 15, lise 1. Ders çalışmalarını istemiyorum. Zaten 1-2 saatinde uyku maddesinde siz onayladınız. Yani bu dönemde kendilerinde daha büyük sorunları, problemleri var gibi görünüyor. O yüzden ya rehberlik öğretmeninden yardımcısınız ama çok fazla baskı yapmıyor. Onlara da gitmek istemiyor. Bizi konuşurlara bizi kabul etmiyorlar. Yani çocuk gelmesi gerekiyor. Tabii. Çocuk da gidip konuşmuyor. Yardım alması gerekiyor da gitmiyorlar. Öncelikle sizden önce çocuğun istemesi gerekiyor. Çocuğun istekli olması gerekiyor. Ama siz çok fazla baskı yapmayın. Eğer kabul edersen dersler açısından deyip ailece yardım alalım. Biz ailece yardım almak istiyoruz. İşte ayrılışma merkezine gidelim derseniz size orada yardımcı olabiliriz. Yani sırf ders konusu üzerine geldiğinizi düşünmez çocuk. Ailece gidiyoruz dersiniz. Ve orada ayrılabiliriz. Sonra uyuyup kalkınca da isyankar oluyor. Ben uyumayacaktım, uyuttunuz beni, kaldırmadınız. İşte ders çalışmak istemediği için onun da elinde olan bir şey diye aslında. İçinden gelen bir durum. Benim çocuğum 9 yaşında. Öğretmeni ya oturmuyor yerinde. Ondan sonra oyun halinde konuşuyor. Ben bunun için ne yapmadım ona? Çocuğu görmeden kesin bir şey söylemek çok doğru değil. Merkeze getirin, orada bir bakalım. Neden çocuk yaramazlıktan mı böyle bir şey yapıyor? Yaramazlık bilmiyorum. Oturduğu yerde konuşuyor, oyun halinde. Felaketten mi böyle bir şey yapıyor? Yoksa öğretmeninden, arkadaşlarından kaynaklanan bir durumdan mı geliyor böyle bir şey? Üç öğretmen değiştirdik, üçü de aynısını söyledi bana. Çocuğu görmeden çok fazla bir şey yapmam doğru değil. Ne yapmam gerekiyor? Çocuğumuzu getirin. Bir bakalım. Nereye getirmemiz gerekiyor yani? Aile danışma merkezi. Biliyor musunuz? Gazi Osman Paşa Hastanesi'ne karşı sokağa. Yanımızda da yan tarafta da Kadri Görükoğlu Lisesi var. Karşımızda da park var. Zaten birazdan size bireler dağıtıldığı zaman adresler orada var. Telefon numarası da var. Eğer bulamazsanız telefonla arayın, size arkadaşlar yardımcı olurlar. Dediğim gibi aile odası, nüfus yerleşim belgesi ve bir tane fotoğrafla gelmeniz gerekiyor. Daha sonra geldiğinizde bir form dolduracaksınız. Daha sonra en kısa zamanda size geri dönüş yapılacak. Tamam. Başka var mı sormak isteyen? Kaç yaşında? 23 yaşında. 23 yaşında. Ben buraya cevap vereceğim. Ben öndeki bayan. Öndeki bayan. Ergenlik 12-24 yaş dönemi. Ama mikrofonunuz şu anda açık değil. Açık. Yaklaştırarak konuşmaya çalışın. Babayla vakit geçirmediyse şimdi geçmişin acısını çıkartıyor çocuk. Bu
O yüzden bu kadar çok açık. Asabı olduğu için onun ufacık bir sert konuşması gibi ama onu tutuyor. O zaman da kavgaya dönüşüyor. Dediğim gibi karşılıklı sahip olması gerekiyor. Babanın çocuğu sakin bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Ne yaparsa yapsın çocuk haksız da olsa öncelikle soğukkanlı olmalısınız ki çocuğunuz başka bir sorun yaşadığında gelip size rahatlıkla anlatabilsin. Çocuk size bir kere bilir ve sizden iyi bir bildirim olmaz. Kötü davranırsınız ve bir daha çocuk size gelmez. Yani ben dediğim gibi bağıracak bana bir gün önce. Ama çocuk haklıdır ama aile onu dinlemeden yargılar. Zaten söylüyor babam bir arkadaşlarımla konuştuğu gibi benimle konuşmadığı için bir şey değil mi? Hemen kızlar diyor, bağırıyor. Yanaşamıyorum diyor yani haklı da olsa, haksız da olsa. Bir şey dedi ya, ben de evim falan yaşıyorum. Tüm yani. Ben de ben çocukta mısın? Baba da mısın? Ben de orta sınıf olamayacağım. Arada ben kaldım. Geçmişte çok fazla bir geçirmedikleri için şu an bir oradan yaşıyorlar. Aşırı bir şey yani. Arkadaki bayan verelim. Benim 13 yaşında bir kız çocuğum var. Bizim bir durumumuz telefonla ilgili. Bu sene özellikle sürekli boş zamanlarında bir telefon trafiği yaşanıyor. Uyandık, konuştuk. Fakat engel olunamıyor. Şöyle engel olunamıyor. Benim çocuğum kendini uzak tutmaya çalışsa karşı taraftan gelenlere cevap vermek durumunda. Şimdi siz diyorsunuz ki fazla üzerine gitmeyin. Ama biz bu sene SBS'ye hazırlanıyoruz. Yani böyle bir sorunumuz var. Bu da ciddi bir sorun. Yani dolayısıyla bizim geçireceğimiz her dakika önemi var. Bu telefon konusunda nasıl bir tutum sergileyeceğimizi şaşırdık. Elinden alıp bir komple telefonsuz bırakmak istemiyoruz. Malum o yaşlarda herkesin çocuğunda telefon var. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz biz de. Yani çocuğumuzun elinden telefon tamamen almak çok doğru davranış değil. Sadece erken çocuğun bırakıklarında telefonu başka bir yere bırakmasını söyleyebilirsiniz. Dershaneye giderken zaten okullarda şu an telefon götürmek yasak gibi bildiğim kadarıyla. Okula götürüyor mu? Biz okulumuzda yasak değil. Erken çocuğu götürüyor artık. Atıyorlar. Atıyorlar. Sessizce alıyorlar. Evet. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eve geldiği zaman, ders çalışması zamanında telefonunu bırakmasını söyleyebilirsiniz. Tabii ki de ben hani üzerine gitmeyip derken çocuğunuzu her şeyi, istediğin her şeyi yapın demiyorum. Mutlaka kurallarınız olacak, sizi dinleyeceksiniz. Anne babasınız, onlar çocuk. Kendi alanınızı çizeceksiniz, çocuğun alanını çizecek ve o alanın dışına çıktığı zaman müdahale edeceksiniz. Çocukların biraz sizden korkusu olması gerekiyor. Anne baba yapma, hani o yanlış, o onu yapmamı istemiyorum dediği zaman çocuğun durması gerekiyor. Bu da çocukluktan 3 yaşlarında itibaren öğretilen bir şey. O yüzden bazı kurallar koymamız gerekiyor. Küçük kardeşi var mı? Evet var. Hepiniz oturun, konuşun. Bak ben bu durumdan rahatsızım. Sürekli senin elinde telefon var. Ve bu telefon senin başarını etkiliyor. Sen şu an farkında değilsin. Ama ilerleyen zamanlar bununla karşılaşırsan geri dönüş olmayabilir. Bak ben seni görüyorum, senin iyiliğini istiyorum. O yüzden bu telefonun çalışma saatlerinde telefonu kapat, sen görmeyeceksin. Ben alayım demiyorum. Sizde kalmasın. Yani işte çalışma masası buradaysa, arkada işte başka bir yer varsa onun içine konsun mesela. Yani böyle bir sınırlama getirebilirsiniz. Eğer sınırlama getirmezseniz, her şeyi özgür bırakırsanız bunun sonu gelmez. Ve ilerleyen yaşlarda daha fazla, daha farklı şeylerse diye başlar. Ve hani sen daha önce yapıyordun, neden şimdi yapmıyorsun diye sorularla karşılaşırsınız. Bu da sizi üzer ve yani çocukların her dediği, her şey olmaz. Başka sormak isteyen var mı? Merhaba. Merhaba. Benim 12 yaşında yeğenim var. Annesine sürekli ben erkenim, ergenlik dönemine girdim diye konuşmalar söylüyormuş. Annesi de diyor ki ben buna ne yapabilirim, ne söyleyebilirim? Peki anne babadan duyuyordu çocuk böyle bir şey. Hani ergenlik dönemi diye üzerine çok mu gidiyorlar, çok mu konuşuyorlar? Yok, çok da gitmiyorlar ama
hani okulda da sınıfta da çok farklı davranmaya başlamış. O ergenliği takmış, sürekli bir hata yaptığında uyardıkları zaman şu an ben ergenlik dönemindeyim. Yani ergenliğin arkasına sızmaya başlamış. Evet, aynen öyle. Onun için anne baba ona nasıl yaklaşmalı? Tamam, ergenliğe girmiş olabilirsin. Herkes girdi. Annem de girdi, ben de girdim. Bu çok normal bir şey. Bu geçecek bir dönem. O kadar hata yapman demek ki ergenliğin hani bunu bağlayamazsın diye bizim hani net bir tavırla söylenecek. Diğer türlü ben ergenliğe girdim dediği zaman anne babamı gülüyorsa orada sorun yaşanır. Ve bu sefer hani 25 yaşında da 30 yaşında da hep başka bir şeyleri bahane eder çocuk. O benim hatam değil, arkadaşımın hatası. Benim hatam değil, çocuğumun hatası diye. Çocuk hatalarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Teşekkürler. Rica ederim. Biz 10 dakika bekledik ama daha sonra bayağı gelen konuklarımız oldu ve dinleyemediler. Değil mi? Kaç kişi sonradan geldi? Bayağı ve çok geç de geldiniz. Ergenlik yaşı yani 24 diyorsunuz. Devam edebiliyor mu? 30'lara çıkabiliyor mu? Yok, çok çıkmıyor. Eğer 30'lara kadar çıkıyorsa zaten o ergenlik değildir. Artık kişilik bozukluğuna, davranış bozukluğuna girmeye başlamıştır. Pardon, kişilik bozukluğu kaç yaşında hani? 18 yaşında, 20 yaşında değişmiyor o hareketler, davranışlar falan diyorsa kişilik bozukluğu mu oluyor? Yani onun davranış bozukluğu, kişilik bozukluğu hani tek bir cümlede sığdırmamız mümkün değil. Çocuğun hareketleri, davranışları çok bozuksa... Mesela benim kızım hemen öfke, doktor borderline'a doğru gidiyor dedi. İlaç alıyor mu? Alıyor. Çünkü yetişkin, 18'ini bitirdi. Ama sıkıntıları geçmedi. Tekrar şimdi tekrar kontrolüye getiriyor. Ne zamandan beri gidiyorsunuz? 2 senedir çocuk psikiyatrisiyle intihar vakalarıyla başladı işte. Arkasından psikiyatri. Çok bayağı oradan özele götürdü. Şimdi orada kurallara götürüyor. Ama şimdi 18'ini açtığından beri biraz daha rahatladık. Ben şey diyorum. Artık 18 oldum. Kendinden kendin sorumlusun. Eskiden hep şey diyor, ben 18 olayım, büyük olacağım, siz bana hiç karışmayacaksınız. Şimdi yani bu yıl karışmıyoruz, 18'desin, biz sana bakmak zorunda da değiliz. Bizim de görevimiz bitti artık. Onu biraz durduruyor. Ama şey diyor, iyi ki hiç arkamı bırakmamışım, senin sayende bir üniversite kazandım. Şimdi kendimle gurur duyuyorum. Hangi üniversite? Yıldız Teknik Matematik Üniversitesi. Gayet başarılı. Ay bu su yüksek çıktı zaten ama ders çalışmaları sevmediği için iktidara kaktıra bu kadar oldu. Onunla tek tek soruları çözdüm. Aslında iyi bir örnek oldunuz. Hani ergenlik döneminde devam eden sorunları siz daha hala yaşıyorsunuz ve çocuğunuzun hiç bırakmamışsınız ve ona destek olmuşsunuz. Bu da kolay bir şey değil. Demek ki büyük bir sabır göstermişsiniz çocuğunuza. Yani sizin yapmanız gereken şey doktorunuza devam etmeniz. İlaçları kontrolsüz almamanız ve doktorunuz demeden gece bırakmamanız gerekiyor. Ki doktor bana 30 yaş civarı bu kişilik azalmaya başlıyor dedi de ben sevindim bile. Arkadaşlar 30 yaşına kadar daha katlanacağım ama bitecekmiş. 24 yılda bitecekmiş dedi. Öfke, öfke şey yapıyordu. Üzüntüsü öfkeye, kaygısı öfkeye çıkıyor. Hemen öfke. Kendine zarar verme. Her şey falan intihar etti. 10-12. Yani bu kızımızın elinde olan bir şey değil. İçinden gelen bir durum. Onu da suçlamamak, yargılamamak gerekiyor. Ona destek olmamız gerekiyor. Evet, şu an kendine destek oluyorsunuz. Başka yapmanın verilen bir durum yok. Belki psikoloğa bir kez olarak gidebiliyorsunuz. Gidiyorsunuz. Psikoloğa da gidiyoruz. Psikiyatriste gidiyoruz, ilaçlarımızı alıyoruz. İkimizde öğreniyoruz hayatımı. Ama size de destek almamız gerekiyor. Maalesef evet. Bir de kardeşi de etkileniyor. Yani evde böyle abla, kardeşindeki kalpli bozukluğu ablasından daha da yüksek çıktı. Çünkü ablayı haber alıyor ve ablanın yaptıkları ona doğru geliyor. Ablanın yaptıkları yani doğrudur. Eve geldiği zaman bir yüzümüze bakıyor. Bir şey oldu mu, ablama bir şey oldu mu? Mesela onun yanına ablasıyla ilgili, ablasının durumuyla ilgili bilgi verme, konuşmaya. Hani intihar etsin, bitmesin. Yok, çoğunu gizliyorum zaten. Zaten şey oluyor artık,
önemsememeye de başladım. Yani artık şey halinde de yapıyorum mesela.